Herkes bir yavru köpek sahibi olmak ister. Türkiye'nin her yerindeki barınaklardan yavru köpekleri sahiplenebilirsiniz. Ancak eğer bu değerli köpeklerden birine sahip olmak istiyorsanız size ücretsiz vermeyeceklerini bilmeniz gerekir. Tüm belgeleri ve istenen özellikleriyle safkan bir köpek arıyorsanız genelde pahalı etiket fiyatına katlanmanız gerekir. Bu üzücü bir durum. Çünkü hayvanların satışını hoş karşılamıyoruz. Çünkü onlar evimizde kullandığımız masa veya sandalye değiller. Ama ne yazık ki böyle bir gerçek var. Bugün sizlere dünyanın en değerli köpek ırklarından bahsedeceğim. Elbette ki tüm canlılar değerlidir. Bunları ırklarına göre paha biçmemiz doğru olmamalı. Buradaki bahsedeceğim değer fiyatlarıyla ilgili değil, onların hayatımıza sunduğu değer ve dış görünüş bakımından dünya genelindeki yaptığım bir sıralamadır. İyi seyirler dilerim. 20. sırada Alman kurdu var. Bu mükemmel köpekleri genelde polis köpeği olarak biliriz. Zeka ve atletik özellikleri dikkate alındığında bu iş de şaşırtıcı değil. 19. sırada Kow Kow, namı diğer Çin aslanı. Aslen Çinli olan bu köpek ırkı oyuncak ayı görünümüyle insanların gönlüne taht kurmayı başarıyor. Sahiplerine aşırı koruma eğilimi göstermeleri onların ne kadar zeki olduğunu göstermekte. 18. numara Samoyed, tamamen beyaz bir husky gibi görünmektedir. Kulak şekilleri oldukça tatlı duruyor. Son derece sevecen ve nazik davranırlar. Yani bazı insanların bile yapamadığını yaparlar. Onlar çocuklara, yaşlılara ve engelli insanlara karşı duyarlı varlıklardır. 17. sıradaki köpeğimiz Lauchen. Küçük aslan olarak tabir edilen Lauchen, dünyada türü en az sayıda olan köpek ırkı olarak kabul edilir. 70'lerde dünya üzerinde sadece 65 örneği bulunmaktaydı. Oldukça zeki olduklarından eğitilebilirler. 16. sıradaki köpeğimiz Saluki, gazal tazısı olarak bilinir. Uzun çocuk olarak anılan bu ince köpekler etkileyici görünüme sahiptir. Hızları ile bilinmektedir. Çok enerjikler ve çok fazla sayıda günlük egzersiz yapmaktadırlar. 15. sırada Firavun tazısı. Anubis'i anımsatan kulaklarıyla Firavun tazıları hızlı, zarif ve çok eğlencelidirler. Genelde diğer köpeklerle birlikte yaşamayı severler. Onlar büyük atlayıcılardır. Bu yüzden çitlerinin yeterince yüksek olduğundan emin olunuz. Aynı zamanda bağımsız olmaya eğilimlidirler. Ancak iyi bir şekilde eğitilirse mükemmel bir evcil hayvan olabilirler. 14. sırada Tibet Mastifi. Kocaman görünüşleriyle, şişko kalıplarıyla tam bir bekçi köpekleridir. Doğaları gereği oldukça yumuşaktırlar. Ancak hiçbir şeyden korkmamak için de oldukça büyüklerdir. Bu köpekler çok yemek yerler. Mama konusunda sorun yaşayabilirsin. Almayı düşünüyorsanız bunu da göz önünde bulundurmalısınız. 13. sıradaki köpeğimiz Portekiz su köpeği. İsminin de ima ettiği gibi bu köpekler yüzmeyi pek severler. Perdeli ayaklarıyla çıp çıp yüzerler. Onlar sakin ve zekidir. Ayrıca mükemmel bir aile arkadaşlığı yaparlar. Obama'nın tercih ettiği köpek cinsi. 12. sırada İrlanda kurt köpeği. Bu tür 160 kilodan fazla, hatta bazen 70 santim yüksekliğe ulaşabiliyor. Avlanmak için çok büyüklerdir. Ancak genellikle sakin ve yumuşaklardır. Eğer sahip olmak isterseniz çok yediklerini unutmayın deriz. 11. sırada eski İngiliz çoban köpeği. Güçlü ve iyi huyludurlar. Daha önce hayvan sürmek için kullanılmaktaydı. Evcil hayvan almak isteyenlerin tercihleri arasındadır. 10. sıradaki köpeğimiz Akita. Bu köpekler Japonya'da bulunmaktadır. Onların sevimli ve farklı görünüşleri vardır. Güzel tüyleri ve kuyruklarıyla bilinmektedirler. Yabancılara bile sevgiyle yaklaşır. 9. numara Chinese Crested Hairless. Görünüşleriyle benzersizlerler. Küçük atlara benziyor. Hatta biraz da David Bowie'nin Labirent'teki karakterini anımsatıyor. Köpek gösterilerini izlerseniz neredeyse her yerde bu türden köpek görebilirsiniz. 8. sıradaki İngiliz Bulldog. Doğal olarak huysuz görünen ifadeleri sizi kandırmasın. Onlar oldukça sevgi doludur, çok kaslı ve şişmandırlar. Oldukça cesur hayvanlardır. 7. sıradaki köpeğimiz Siyah Rus Terrier. Teknik olarak gerçek bir terrier değildir. Nadir köpek ırklarından biridir. 1940'ların sonlarında eski Sovyetler'de askeri iş amaçlı yetiştirilmişlerdir. Kendine güvenen tavırları var. 6 numara İtalyan Mastiff. Cane Corso olarak bilinen bu köpekler aşırı gelişmiş bir boğa gibi görünmektedir. Ancak son derece uysal ve şefkatlidirler. Oldukça kolay eğitilebilir oldukları onların değerli olmasını yetecek nedenlerden biridir. 5 numara Bedlington Terrier. Bu köpekler garip bir dış görünüşe sahiptirler. Bir çeşit kuzuyu anımsatan bu köpekler kimilerine göre çok tatlı, kimilerine göre itici görünüşe sahiptir. 4. sıradaki Aziz Bernard.
Onlar gerçekten şişmanlar. Bazen 250 kilodan fazla olacak şekilde büyüyebilirler. Bu yüzden bu köpeği almanızı önermeyiz. Evde beslemek pek de mümkün gibi durmuyor. 3. sırada Rottweiler. Başta bir polis ya da asker hayvan olarak bilinen bu köpekler sadık ve sevgi doludurlar. Ancak 130 kiloya kadar büyüyebilirler. Bu yüzden onlar ev için ideal bir bekçi köpeği olabilirler. 2. sırada Kerry Blue Terrier. İrlandalı Mavi Terrier olarak da bilinen bu köpekler koyu mavi tonlara sahiptir. Son derece enerjik ve insanlarla dayanışma içinde olsalar da bazen diğer köpeklere iyi geçinmek için biraz fazladan eğitime ihtiyaç duymaktadırlar. 1 numara Lancer. İngiliz ressam Sir Edwin Henry Lancer'dan sonra isimlendirilen bu cins son derece huzurlu ve sevgi dolu bir doğaya sahip.